Merhaba arkadaşlar, ben Enfo Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 2021 YKS konularını, güncel müfredatı ve 2021 YKS sınavında çıkacak konulardan bahsedeceğiz. Mevin arkadaşlar, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren yeni müfredat dediği eğitim öğretim programı var. Bu program kapsamında arkadaşlar yeni konular nelerdir? Yeni konulara eklemeler olacak mı, çıkarmalar olacak mı? Kaldırılan ya da eklenen konular var mı? Bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. 2021 YKS konularının tamamını matematikten tutun, fizik, kimya, coğrafya, tarih, edebiyata kadar arkadaşlar hepsini bu şekilde PDF olarak düzenledim. Bunları soruvecevaplar.com sitesinden ya da mbaeğitim.com sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen yeni müfredata uygundur. Tamamen güncel arkadaşlar. Konulara geçmeden önce kısa bir açıklama yapalım. Kaldırılan konular var mı arkadaşlar? 2021 YKS'de arkadaşlar kaldırılan konular bulunmuyor. Bu ne demek? 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren MEP yeni müfredata geçti. Dolayısıyla arkadaşlar 2017-2018 eğitim öğretim yılında 9. sınıfta olan bir öğrenci 2021 YKS'ye girdiğinde 12. sınıfta olmuş olacak. Dolayısıyla komple tamamen yeni müfredata uygun bir şekilde ders gördüğü için şimdiye kadar gördüğünüz ve 12. sınıfta göreceğiniz bütün derslerden sorumlusunuz. Dolayısıyla mantık var. EBOB, EKOB 9. sınıf konular içinde yine var. Bunlardan sorumlusunuz arkadaşlar. Kaldırılan konu bulunmuyor. Tabii ki güncel müfredat kapsamında arkadaşlar güncellenen konular var. Onlara tek tek bakacağız. Şimdi konularımıza geçelim. 2021 TYT matematik konuları arkadaşlar. 9. sınıf matematik konularından başlıyoruz. 10. sınıf matematik konuları, 11. sınıf, 12. sınıf bu şekilde birçok dersi sınıf sınıf yapmaya çalıştık arkadaşlar. Bunlar tamamen güncel arkadaşlar. 9. sınıf matematik konuları mantıktan başlıyor. Kümeler, mantık var. Yani TYT'de mantık çıkacak, kümeler çıkacak. Denklemler ve eşitsizlikler içinde arkadaşlar sayı kümeleri, bölünebilme, EBOB, EKOK. Yani EBOB, EKOK arkadaşlar denklemler ve eşitsizliklerin alt basamağı olduğu için yine soruluyor. Birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler mutlak değer. Birinci dereceden iki bilinmeyeni denklemler ve eşitsizlikler, üslü ifadeler, üslü denklemler, köklü ifadeler, oran orantı, sayı kesir problemleri, yaş, İşçi, yüzde kar zarar, karışım, hareket problemleri ve istatistik arkadaşlar yani veri analizi bunlar 9. sınıf konuları. Dolayısıyla bunlar TYT'de çıkacak arkadaşlar. 10. sınıf konularına baktığımızda olasılık yine TYT konusu aynı zamanda AYT'de de soruluyor. Yani bunların bir kısmı zaten AYT'de çıkacak. Onları AYT konularında ayrıca anlattık. Fonksiyonlar arkadaşlar yine TYT'de çıkacak. Önemli bir konu. Polinomlar yine TYT konusu. İkinci dereceden denklemler, yani karmaşık sayılar, kök katsayı ilişkileri bunlar arkadaşlar TYT konuları. TYT matematik konuları bu şekilde. Soru dağılımlar arkadaşlar 2020 sınavı yapılmadığı için ben bunu bu şekilde son 2 yıla göre hazırladım. 2020 YKS'den sonra arkadaşlar bunu 2018, 2019 ve 2020 YKS olacak şekilde güncelleyeceğim. Yine onu soruvecevaplar.com sitesinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Çıkmış soru dağılımlarına baktığınızda arkadaşlar hangi konulara önem vermeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Evet, EBOB, EKOB 9. sınıf konusu ama son 2 yıldır soru gelmiyor mesela. Yine basit eşitsizliklerden son 2 yıldır soru gelmiyor. Oran orantıdan son 2 yıldır soru gelmiyor arkadaşlar. Bunlar var ama bunlardan sorulmamış son 2 yıldır. Belki 2020'de sorulabilir. TYT konuları bu şekilde. AYT matematik konuları arkadaşlar 9. sınıf ve 10. sınıf matematik konularından AYT'de sorulacak olan konular şunlar. Mantık ve kümeler yine AYT'de çıkıyor. Temel kavramlardan, sayılardan yine AYT'den arkadaşlar 2-3 tane soru geliyor. Fonksiyonlardan her sene gelir. Permütasyon, kombinasyon, olasılık, ikinci derece denklemler, karmaşık sayılar ve polinomlar bunlar hem TYT hem de AYT konuları. Yine trigonometri arkadaşlar. Trigonometride hangi konular var? Onları bu şekilde ayrıntılı
açıkladık. Olmayan konuları çıkardık arkadaşlar. Denklemler ve eşsizlik sistemleri, parabol ve fonksiyon arkadaşlar, bunlar yine var. 12. sınıf matematik konularından logaritma var, diziler var, limit ve süreklilik var. Türevin hangi konuları var arkadaşlar? İşte türevin bu konuları var. Bunların haricinde türevden herhangi bir konudan sorumlu değilsiniz. Yine integralden arkadaşlar bu konular bulunuyor. Bunların haricinde integralden herhangi bir konudan sorumlu değilsiniz. Şimdi soru dağılımına baktığımız zaman arkadaşlar, yani AYT matematik soru dağılımına baktığımız zaman burada hangi konuların bizim için önemli olduğunu görebilirsiniz. Mesela trigonometri bizim için her zaman önemli. Logaritma bizim için, diziler, yine limit, süreklilik, türev ve integral bizim için önemli konular arkadaşlar. Bunlara çalışıyorsunuz. TYT ve AYT matematik konuları bu şekilde. Yine dediğim gibi arkadaşlar, bunları soru ve cevaplar sitesinden indirebilirsiniz. Linkini videonun sonuna zaten koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Matematik kısmı bu şekilde arkadaşlar. Matematiği geçtikten sonra şimdi biz geometriye bakalım. TYT'de ve AYT'de çıkacak geometri konuları, üçgenler var, açılar var. Üçgenlerde eşlik, benzerlik gibi kenarortay, açıortay, bağıntılar, bunlar hem TYT'de hem AYT'de çıkıyor. 9. sınıf konuları bu şekilde. 10. sınıf konuları çokgenler ve dörtgenlerden başlıyor, geometrik cisimlere kadar sürüyor arkadaşlar. 11. sınıf çember ve daire. 3 boyutlu cisimler, yine yani geometrik cisimlerin devamı var. 11. sınıfta bunlar var. Analitik geometri arkadaşlar, bu kısma kadar olan, yani analitik geometri kısmına kadar olan konular arkadaşlar TYT'de ve AYT'de ortak olarak çıkıyor. AYT'de ayrıca 12. sınıf geometri konularından çıkıyor arkadaşlar. Yani TYT'den farklı olarak çemberin analitik incelenmesi ve analitik düzlemde dönüşümler, bunlar AYT konuları. TYT'den farklı olarak bunlar AYT'de çıkıyor arkadaşlar. Yine TYT geometri soru dağılımı arkadaşlar, bunları hazırladık. Son 2 yılın 2020'yi de buraya koyacağım arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz sizin için önemli olan konulara. Buradan bakabilirsiniz. Evet, grafik okuma arkadaşlar. Normalde TYT'de çıkıyor bu. Yani geometrik kısmında da grafik okuma var. Burada çıkmamış ama TYT matematik kısmında, veri analizi kısmında grafik çıkıyor arkadaşlar. Onunla karıştırmayın. Yine AYT geometri soru dağılımı arkadaşlar, bunlar da burada bu şekilde var. Çemberin analitik incelenmesi 2018'de bir tane gelmiş, sonra gelmemiş arkadaşlar. Bunları inceleyip sizin için önemli olan konuları belirleyebilirsiniz. AYT geometri soru dağılımından sonra arkadaşlar TYT ve AYT'de çıkacak fizik konuları, 2021 TYT ve AYT'de çıkacak fizik konularına bakalım. 9. sınıf fizik konularına bakacak olursak arkadaşlar, fizik bilimine girişten başlıyor. Madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet. Buradan devam ediyor iş güç ve enerji, ısı ve sıcaklık arkadaşlar. Elektrostatik buradan devam ediyor. Bu kadar 9. sınıf fizik konuları. 10. sınıf fizik konuları elektrik ve manyetizmadan başlıyor arkadaşlar. Basınç ve kaldırma kuvveti, dalgalar, optikten bu şekilde. 11. sınıf fizik konuları hareket ve kuvvet yine burada var. Elektrik ve manyetizma yine burada var arkadaşlar. 12. sınıf fizik konuları çembersel hareket, basit harmonik hareketten başlıyor. Dalga mekaniği, modern fizik, atom fiziği, modern fiziğin uygulamaları bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Fizik soru dağılımına baktığımız zaman TYT fizik soru dağılımı arkadaşlar, burada yine bunu hazırladık. TYT'de fizikten bildiğiniz gibi 7 tane soru geliyor. AYT fizik dağılımı arkadaşlar, onu da buraya koyduk. AYT fizikten arkadaşlar, yani 2021 YKS'de fizikten 14 tane soru gelecek. Soru dağılımını da bu şekilde bulabilirsiniz. Sizin için önemli olan konuları buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizin için önemli dediğim, özellikle her sene çıkan konular. Mesela indüksiyon, alternatif akım. Her sene çıkmış. Çembersel hareket her sene çıkmış arkadaşlar. Bunlar önemli. Basit harmonik hareket her sene çıkmış mesela. Radyoaktivite mesela her sene çıkmış. Bunlar önemli konular arkadaşlar. Bunlar her sene çıkar demek bu. Tamam mı? Fiziği de geçtik.
Sırada TYT AYT kimya konuları var. 2021 TYT AYT kimya konuları. Yine 9 sınıf konularından başlıyoruz arkadaşlar. Sınıf sınıf yapmaya çalıştık ki güncel olsun. Gördüğünüz konuları bilin. Hatırlarsanız daha iyi olur. Yani bu konuyu şurada görmüştük. Demek ki bu önemli. Bu konuyu 10. sınıfta görmüştük. Hatırlamanız açısından bu şekilde daha güncel ve daha güzel oldu. Kimya biliminden başlıyor arkadaşlar. Atomdan, periyodik sistemden, kimyasal türler arasında etkileşimler, maddenin fiziksel hali, doğa ve kimya arkadaşlar. 9. sınıf kimya konuları bu şekilde. 10. sınıf kimya konuları, kimyanın temel kanunları, kimyasal hesaplamalar, yani mol kavramı arkadaşlar, karışımlar, asitler, bazlar, tuzlar ve kimya her yerde. Yani günümüz şartlarında kimya arkadaşlar, günlük hayatta kimya, bu da önemli bir konu. 11. sınıf kimya konuları modern atom teorisinden başlıyor arkadaşlar. Gazlardan, sıvı çözeltilerden devam ediyor. Ve kimyasal tepkimelerde enerji, kimyasal tepkimelerde hız ve denge arkadaşlar. 11. sınıf kimya konuları. 12. sınıf kimya konuları elektrikten başlıyor. Kimya, karbon kimyasına giriş yine önemli bir konu. Organik bileşikler, bunlar da önemli. Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler, yine TYT, AYT konuları karışık şekilde arkadaşlar bunları koyduk. Çünkü bunlar hem TYT'de hem AYT'de çıkan konular arkadaşlar. Yani kimyada, fizikte ayrım yapmak çok zor oluyor. Dolayısıyla TYT, AYT ayrımı yapmak biraz zor. Biz hepsini verdik beraber, sırayla çalışırsanız bir an önce biter arkadaşlar. Kimya soru dağılımı yine bu şekilde hazırladık. Son 2020'yi de ekleyeceğim buraya. 2021 yani AYT kimya soru dağılımı da bu şekilde. Buraya da 2020'yi eklediğim zaman mis gibi olacak arkadaşlar. Sizin için bunları hazırlamak kolay olmadı. PDF olarak düzenlemek biraz zordu ama uğraştırıcı olsa da güzel oldu, güncel oldu en azından. TYT AYT biyoloji konuları arkadaşlar. Yaşam bilimi, biyoloji, canlıların yapısındaki bileşikler, hücre, canlıların dünyası arkadaşlar, hücre bölünmeleri, üreme, kalıtım, ekoloji, birikim, insan fizyolojisi yine önemli bir konu, çok önemli bir konu insan fizyolojisi. Devam ediyor genden proteine, canlılarda enerji ve bitki fizyolojisi. Bu şekilde TYT biyoloji soru dağılımı burada var arkadaşlar. AYT biyoloji soru dağılımı da yine bu şekilde, biyoloji tek sayfa arkadaşlar. Mesela bunların çıktılarını alıp güzelce evinizin bir köşesine asarsanız sizin için çok faydalı olacaktır bunlar. Sorularınız olursa arkadaşlar YouTube'da yorum kısmına sorabilirsiniz. Orada size yardımcı olmaya çalışacağım. 2021 TYT Türkçe konular arkadaşlar. Sözcükte ve söz öbeklerinde anlamdan başlıyor. Cümlede anlam, anlatım biçimlerinde arkadaşlar, paragrafın yapısı, ses bilgisi, dil bilgisi buradan bu şekilde devam ediyor. Cümlenin türleri ve anlatım bozuklukları yine TYT Türkçe konuları bunlar arkadaşlar. TYT Türkçe soru dağılımları yine burada. En önemlisi paragrafta anlam, bunu bileceksiniz arkadaşlar. Bunu isminiz gibi bileceksiniz. Paragraflara iyi çalışacaksınız. Cümlede ve sözcükte anlamı da bilirseniz arkadaşlar 28-30 tane soru zaten buradan geliyor. Burası çok önemli. 2021 AYT edebiyat konuları arkadaşlar. Şiirden başlıyor. Olay çerçevesinde işte edebi metinlerden devam ediyor. Öğretici metinler, İslamiyet öncesi geçiş dönemi edebiyatı, İslam uygarlığı çerçevesinde gelişen Türk edebiyatı, edebi akımlar arkadaşlar, dünya edebiyatı, Batı edebiyatı etkisiyle gelişen Türk edebiyatı, Batı edebiyatı etkisiyle gelişen Türk edebiyatı buradan yine devam ediyor arkadaşlar. Servet-i Fünun buradan devam ediyor. Milli edebiyat, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, bu edebiyat konuları. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı, roman var, tiyatro var, deneme ve söylev var. Cumhuriyet dönemi sonrası şiir. Bu şekilde arkadaşlar burası da edebiyat kısmı. Edebiyatta çıkan konular arkadaşlar yine paragraftan bir iki tane geliyor. Şiir bilgisi, söz sanatları, halk edebiyatı, divan edebiyatı diye 24 tane soru da buradan geliyor. Bunları bileceksiniz. TYT, AYT tarih konuları arkadaşlar.
Tarih ve zamandan başlıyor. İnsanlığın ilk dönemleri, Orta Çağ dünyası, Türk dünyası, İslam medeniyetinin doğuşu, işte Türklerin İslamiyet'i kabulü buradan devam ediyor. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti, Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan devam ediyor arkadaşlar. Osmanlı'nın yükselme dönemi, Osmanlı'nın çökme dönemi arkadaşlar. Çöküşü değişen dünyada işte dengelerin değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti, değişim çağında Avrupa arkadaşlar, Avrupa'nın gelişmesinden bahsediyor. Yani konu olarak biraz uzun gibi ama tarih zevkli bir konu arkadaşlar. Sermaye ve emekten devam ediyor buradan. 20. yüzyıl tarihi yani güncel tarih, milli mücadele, Atatürk inkılapları buradan devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası, öncesi, sonrası işte İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye, sonrasında Türkiye ve modern çağda yani 21. yüzyılda Türkiye ve dünya arkadaşlar. Yani ilk çağdan başlıyor günümüze kadar tarihten sorumlusunuz. Tarih TYT tarih soru dağılımı burada. Tarih 1 soru dağılımı burada arkadaşlar. Ve tarih 2 soru dağılımı da burada. Bunları tek tek düzenledik. Yine indirebilirsiniz. Söylediğim yerden sorucevaplar.com sitesinden indirebilirsiniz. TYT AYT coğrafya konuları arkadaşlar. Doğal sistemler, beşeri sistemler, küresel ortam, çevre ve toplum. Beşeri sistemler 2, küresel ortam 2 arkadaşlar. Coğrafya soru dağılımı arkadaşlar. Buradan coğrafya soru dağılımı da burada bulunuyor. AYT coğrafya soru dağılımı arkadaşlar. Toplam AYT'de yani coğrafya 1 ve coğrafya 2 olmak üzere 17 tane soru geliyor. Bunu da ikinci kısma bu şekilde ekledik arkadaşlar. Bunu da indirebilirsiniz. Din konuları arkadaşlar TYT ve AYT'de çıkacak din konuları da bunlar arkadaşlar. Soru dağılımı da burada bulunuyor. En son arkadaşlar TYT'de ve AYT'de çıkacak felsefe konuları, felsefe bilimine girişten başlıyor arkadaşlar. İşte din felsefesi, bilim felsefesi, ahlak felsefesi yani felsefi düşünceler arkadaşlar buradan geliyor. Yani milattan önce milattan sonra işte 2. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan 15. yüzyıldan 17, 17'den 19 ve 20. yüzyıl felsefesi bunlardan sorumlusunuz. Psikoloji konuları arkadaşlar psikoloji bilimi, psikolojinin temel süreçleri buradan devam ediyor. Öğrenme, düşünme, bellek, ruh sağlığının temelleri bu psikoloji konuları. Ve sosyoloji konuları arkadaşlar, sosyolojiye giriş, birey ve toplum, toplumsal yapı, toplumsal değişme, toplum ve kültür, toplumsal kurumlar burası. Mantık konuları var. Mantığa giriş, klasik mantık, sembolik mantık arkadaşlar ve felsefe soru dağılımı da burada arkadaşlar. Bunların felsefe soru dağılımlarının AYT'sini bulamadık arkadaşlar. Biz felsefeden çok da anlamadığımız için tek tek girip AYT soru dağılımlarını incelememiz gerekiyor. Yani bu da uzun bir süreç olduğu için ilerleyen zamanlarda felsefenin AYT soru dağılımını ekleyebiliriz. Dinin de aynı şekilde AYT soru dağılımlarını ekleyebiliriz. Onun dışındaki bütün konuların arkadaşlar TYT ve AYT soru dağılımlarının hepsi mevcut. 2021 konuları bu şekilde arkadaşlar. Yani güncellenen konular da bunlar, eklenen konular da bunlar. Kaldırılan konular da bunlar arkadaşlar. Bunların haricinde bir tane konu yok. Bunların eksik olduğu konu da yok. Yani en güncel konuları sizin için hazırladım. Samimi söylüyorum neredeyse bir haftamı aldı bu. Siteye koydum oradan indirebilirsiniz dersler. Dediğim gibi arkadaşlar bu konulara şimdiden başlayın. 2021 konuları ihmale gelmez arkadaşlar. Şimdiden başlayabilirsiniz bu konulara. Sorularınız olursa videonun sonunda yorum olarak videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Oradan cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.